İstanbul'a kadar o kesimde komple, yani Kuzey Anadolu'da, Marmara'nın kuzeyinde tamamen hissedildi ve ciddi bir sarsıntı. Özellikle biz dışarıdaydık deprem anında, aracın içerisinde çok net aracın sallandığıyla hissettik ve birçok kişi deprem olduğunda bunu haberdar ettiler. Mı önce? Tabii, ardından hemen şunu da söyleyelim, 15.40'da meydana geldi ama hemen kısa bir süre sonra bu kez artçı sarsıntılar peşi sıraya gelmeye başladı. İşte 4.3 büyüklüğünde bir başka artçı sarsıntı. Ve bakıldığında bu süreç içerisinde 4-5 sarsıntı daha meydana geldi. Tabii hemen şunu belirtelim. Düzce Valisi'nin ilk açıklamalarında bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma durumunun olmadığını buradan belirtebiliriz. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamada valilikten bütün gelişmelerin anlayan aktarılacağını, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesi yönünde bir uyarıda bulundu sosyal medya hesabından. Şu anda da vali ve Düzce Afat İl Müdürü Çilingir bölgesine geçiyor. Biz de şu anda bölgeye doğru seyir halindeyiz. Ama şunu hemen rahatlıkla söyleyebiliriz. Saat 15.40'da Düzce'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, orta büyüklükte bir deprem olarak kabul edilen bir deprem ve bu depremde herhangi bir ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığını validen edindiğimiz bilgiye göre buradan paylaşabiliriz. Tabii diğer etkilenen bölgelerden de haberler geldikçe biz de bunları paylaşacağız. Şu anda Düzce'ye doğru seyir halindeyiz ve ayrıntılı bilgileri de buradan anlayan aktaracağız. Rasim. Evet, Halit Yılmaz bölgeden son gelişmeleri bizlerle paylaştı değerli izleyenler. Tabii Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Orada neler yaşanıyor, son durumu alacağız. İstanbul'a çevirelim kameralarımızı ve sözü yeniden muhabir arkadaşımız Süleyman Kaçmaz'a bırakalım. Rasim Kılıç, AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre saat 15.40'da 5 büyüklüğünde merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Ve hemen ardından dakikalar sonra saatler 15.57'yi gösterdiğinde yine başka bir deprem daha artçıları meydana geldi. 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Tabii o deprem haberini alır almaz bizler de hemen İstanbul'da, Anadolu yakasında bulunduğumuz Maltepe ilçesinde hemen Maltepe meydanına geldik. Ve buradaki atmosferi ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Tabii o dakikalardan sonra burada sessizliğin, sakinliğin hakim olduğunu belirtebiliriz. Vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi olağan bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Herhangi bir olumsuzluk yok.